Çok yanık, çok içli bir ağıt var şimdi sırada. Annesinin tek oğlu Mehmet, Erzurum yöresinde yetiştirdikleri ürünleri bugünkü Ermenistan'ın başkenti, o dönemler önemli ticaret merkezi olan Revan'a, yani Erivan'a kervan ile götürüp satmaktadır. Karayağız güçlü kuvvetli Mehmet annesine her akşam bahçelerinden derlediği gül demetini getirir. Sevgi ve saygı ifadesi olan gül demetini anne duvara asıp kurutur. Onlara baktıkça oğlunu görür gibi olur. Ancak vebaya yakalanan Mehmet Revan'da ölür ve bir çalı dibine gömülür. Bir Mehmet değildir ölen. Kervanın çoğu da bu amansız hastalıktan kurtulamaz. Ağır ağır Erzurum'a giren kervanı analar, babalar, yavuklular meraklı gözlerle beklemektedir. Ama gidenlerin çoğu gelmemiştir. Mehmet'in anası durumu öğrenince deli olup dağlara düşer. Elinde bir demet kırmızı gül, dilinde bu türkü ağıtlar yakıp dağlarda gezer durur. Kırmızı gül her dem olsa, yaralara merhem olsa, ol tabipten derman gelse, şol revanda balam kaldı. Kırmızı gülün hazanı, ağaçlar döker gazali, kara yağızın güzeli, şol revanda balam kaldı, yavrum kaldı. İyi dinlemeler.